Moğolların İslam dünyasına yönelik saldırılarının durdurulmasında aşağıdaki savaşlardan hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar Moğollar kolay kolay yenilmeyen bir devletti. Ancak Memlük ordusuyla Moğollar arasında yani İlhanlılar arasında gerçekleşen bir savaş var ki Memlük ordusu yenilmez denilen Moğolları yenecek arkadaşlar. Bahsettiğimiz savaş aynı Calıt Savaşı'dır. Aynı Calıt Savaşı'nda Moğollar ilk defa yenilgiye uğrayacaklar diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra yaşanmıştır? Arkadaşlar ilk önce yaşanandan sonra yaşanana doğru sıralayarak açıklayalım. Kavimler göçünün yaşanması milattan sonra yaklaşık olarak 375 yılında gerçekleşen bir olaydır. Bu olayla birlikte Orta Çağ başlamıştır. Dolayısıyla ilk olarak kavimler göçünün yaşanmasını ifade edebiliriz. Sonrasında arkadaşlar merkantilizm düşüncesi ortaya çıkacak ama henüz önem kazanmayacak. O yüzden biz İstanbul'un fethedilmesini daha önceye alabiliriz. 1453 yılında İstanbul fethedilecek ve yeni çağ başlamış olacak. 1450'de ise merkantilizm düşüncesi ortaya çıkacak ancak daha sonra önem kazanmaya başlayacak ve 1750 yılına kadar önemini devam ettirecek arkadaşlar. Ardından sekiler devlet anlayışı ortaya çıkacak yani dünya hayatı ön plana çıkacak arkadaşlar. 1600 yılların sonlarından itibaren ortaya çıkacaktır diyebiliriz. Ulus devletlerin kurulması ise 1789 yılında gerçekleşen Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımının etkisiyle ortaya çıkacak diyebiliriz. Bu yüzden en son gerçekleşen ulus devletlerin kurulmasıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu bilgiye bakılarak Mimar Sinan'ın aşağıdaki alanlardan hangisinde eser verdiği söylenemez. Mimar Sinan cami, medrese, imaret, hamam ve hastane gibi çok sayıda mimari eser inşa etmiştir. Arkadaşlar camiler dini ögelerdir, aynı zamanda kültürel ögelerdir diyebiliriz. Medreseler eğitimle alakalıdır diyoruz tabii ki. İmaret e, aşevi demektir arkadaşlar, sosyaldir diyebiliriz. Hamamlar da hem sosyal hem kültürel ögelerdir. E, hastaneler de tabii ki sosyaldir, halkın ihtiyaçlarını karşılar. Ancak gördüğünüz gibi askeri alanda bir çalışması bulunmuyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum Helenistik dönemde anlayışlarından hangilerinin güçlenmesine yol açmıştır? Büyük İskender Doğu seferi sırasında Yunan demokrasisini değil de Perslerin devlet yönetimini benimsemiş, kendisini tanrı kral ilan ettirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Teokrasi neydi? Dini yönetimdi. Eğer kendisini tanrı kral ilan ettirdiyse teokrasinin güçlendiğini tabii ki söyleyebiliriz. Mutlak monarşi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kral var ve demokrasi yok. Yani mutlak bir yönetim, tek kişilik yönetim söz konusu. Dolayısıyla mutlak monarşide güçlenmiştir diyebiliriz. Otokrasi ise arkadaşlar yöneticinin bütün siyasi yetkileri kendi elinde toplaması aynı zamanda yasalara karşı olarak da herhangi bir yargılamaya maruz kalmaması demek. Eğer demokrasi yoksa elbette otokrasi de güçlenir. Çünkü zaten biz tek kişili yönetimden bahsetmiştik. Büyük İskender'in bütün yetkileri elinde bulundurduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk hükümdarlarının görevleri arasında yer almaz? Bakalım arkadaşlar. Dağınık Türk boylarını birleştirmek, evet bunu e, Türk hükümdarları yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hatta Mete bunu gerçekleştiriyor diyebiliriz. Adaleti sağlamak tabii ki doğru. Töreleri uygulamak yani Türk kanunlarını uygulamak elbette olur arkadaşlar. Gök Tanrı dinini yaymak gibi bir amaçları yok. Yani Orta Asya Türk devletleri kendi dinlerini yaymaya çalışmıyor. Böyle bir amaçları yok arkadaşlar. Orduyu komuta etmek tabii ki hükümdarın görevidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin İslam dünyasını olumsuz etkilediği söylenemez? Talas savaşı tabii ki İslam dünyasını olumsuz etkilemeyecek arkadaşlar Çünkü Çinlilere karşı yapılan bir Savaş ve başarılı olacaklar Aynı zamanda İslam dini Türkler Arasında yayılmaya başlanacak Dolayısıyla İslam dünyasını Talas savaşı Olumlu etkileyecektir Ancak Puvatya savaşında Emeviler e, Franklarla mücadele edecek ve Franklar başarılı olacak Dolayısıyla bu durum İslam dünyasını olumsuz etkileyecek Kerbela olayı, Cemel vakası Ve Sıffin savaşı ise Müslümanların kendi aralarında gerçekleştirmiş olduğu ları problemlerdir, savaşlardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum İslam dünyasına elbette olumsuz etkiler. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Milli mücadele döneminde kurulan cemiyetlerinden hangileri bağımsız bir devlet kurma amacında olmuştur? Arkadaşlar Kaligyalı cemiyetinin amacı Çukurova bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini engellemek, işgallere karşı koymaktır. E, dolayısıyla milli bilinci uyandırmak amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Bu yüzden bir devlet kurma amacında olduklarını söyleyemeyiz. Milli Kongre cemiyetinin amacı ise e, Türk davasının haklılığını basın ve yayın yoluyla tüm dünyaya duyurmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bir devlet kurma amaçları yoktur tabii ki. Trakya Paşeli ise arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılacağını düşünen bir cemiyet ve amaçları e, yıkılma tehlikesine karşı Batı Trakya ve Doğu Trakya'yı tek bayrak altında toplamak, e, Trakya'daki Müslüman nüfusa sahip çıkmak ve bu bölgede bir Türk devleti kurmaktır. Dolayısıyla bir devlet kurma amacında olanlar Trakya Paşeli cemiyetidir arkadaşlar bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre alınan bu karara anlaşmalarından hangilerinin kaynaklık ettiği söylenebilir. Lozan Anlaşması'nda İran sınırı Osmanlı Devleti ile İran arasında belirlenen şekliyle kalmıştır. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti ile İran arasında belirlenen şekli hangi anlaşmasında verildi? Tabii ki Kasr-ı Şirin Anlaşması'nda. Kasr-ı Şirin Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti ve İran sınırı çizilmişti. Nasuh Paşa ve Ferhat Paşa da böyle bir durumdan tabii ki bahsedemiyoruz. Dolayısıyla Lozan Anlaşması kaynaklık eden de Kasrı şirin anlaşması olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani b şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi verilen diğer inkılap hareketlerine ortam hazırlamış ve hız kazandırmıştır? Arkadaşlar aşağıda verilen inkılap hareketlerinden en erken olanı tabii ki 1 Kasım 1922'de kaldırılan halifeliktir. Halifeliğin kaldırılmasından sonra diğer seçeneklerdeki gelişmeler ortaya çıkacak ve hız kazanacak diyebiliriz. Bu sebeplerle ortam hazırlayan halifeliğin kaldırılmasıdır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen bu ünvanlardan hangileri Osmanlı hükümdarlarınca cihat anlayışının bir sonucu olarak kullanılmıştır? Arkadaşlar cihat anlayışı din uğruna savaşmaktır ve e, baktığımızda öncüllere gazi, din uğruna savaşan anlamında kullanılan gaza kökünden de gelen aynı zamanda gaza ve cihat deriz ya e, gelen bir ünvandır. Dolayısıyla cihat anlayışının bir sonucu olarak gazi ünvanı kullanılmıştır diyebiliriz. Bey arkadaşlar bununla alakalı bir durum değil. Sultan ünvanı ise iktidar sahibi anlamında kullanılır zaten. E, sadece cihat anlayışı sonucunda ortaya çıkmıştır dememiz yanlış olacak. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde birinci verilenin ikincide verilene ortam hazırladığı söylenemez. İkinci meşrutiyetin ilanı siyasi partilerin kurulması. Evet arkadaşlar ikinci meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki, Ahrar Fırkası gibi pek çok siyasi parti kurulmuştur. Doğru. İstanbul yani tersane konferansının toplanması birinci meşrutiyetin ilan edilmesi. Evet arkadaşlar tersane konferansı Osmanlı Devleti'nin e, özellikle Balkanlardaki eyaletlerinin yönetim koşullarını konuşmak üzere e, toplanmış olan ve Avrupalı devletlerin baskısıyla toplanmış olan bir konferans ardından birinci meşrutiyet ilan edilecek. Duyunu Umumiye'nin kurulması ekonomik bağımsızlığın yitirilmesi evet Duyunu Umumiye genel borçlar idaresidir ve ekonomik bağımsızlık yitirilecektir arkadaşlar. Reval görüşmelerinin yapılması, ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi. Ee, evet arkadaşlar burada da İngilizler ve Ruslar özellikle Osmanlı Devleti'ni hasta bir adam olarak niteleyecekler. Ee, aynı zamanda Balkanlar bölgesinde ıslah çalışmaları yapılması gerektiğini ve meşrutiyetin tekrar ilan edilmesi gerektiğini vurgulayacaklar. Yani ikinci meşrutiyet ilan edilecek diyebiliriz. Trablusgarp Savaşı Kuzey Afrika'da ilk toprak parçasının kaybedilmesi değil arkadaşlar. Son toprak parçasının kaybedilmesi olmalı. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trablusgarp Savaşı ile birlikte kaybedilecek diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Şehirlerde ortalama sıcaklık değerlerinin kırsal alanlara göre daha yüksek olması şehir ısı adası olarak ifade edilir. Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri de şehir ısı adalarının oluşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ısı adalarının oluşmasını daha az etkiler? Binalar arasındaki boşlukların beton ya da asfalt ile kaplı olması, özellikle o alanda asfaltı düşündüğümüzde, mesela yaz aylarında asfaltın üzerinde durduğumuzda daha fazla o ısıyı hissediyoruz ve sıcaklığı daha da arttırıyor. Ama toprak zemin olsaydı bu bu şekilde olmuyor. Şehir içindeki bitki örtüsünün az olması, yine bitki örtüsünün tahrip edilmesi bu anlamda ısıyı emecek bir özellikte olan doğal güzelliklerin olmaması tabii ki bunu etkiliyor. Bunları etkiler şeklinde aldık. Bunun yanında yağışların genel olarak yağmur şeklinde olması bunu daha az etkileyen özellikler arasındadır. Yani bir asfalta göre, bir bitki örtüsüne göre daha geri planda kalmaktadır. Konutların ısınmasında kullanılan enerjinin fazla olması ki bu enerjinin açığa çıkması yine oradaki ısınmada ve şehir ısı adalarının oluşmasında önemli ve önde gelen etkenlerden birisidir. Gece yolların ve mağazaların aydınlatılması ki ışığa bağlı olarak meydana çıkan yine ısı ve buna bağlı olarak da ısınma ısı adalarını oluşturmaktadır. Ama oradaki yağışların genelde yağmur şeklinde olması bu verilen özellikler arasında daha az etkili geri planda olan, özelliğimiz oldu. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Köy idari sınırları içerisinde bulunan ve köye bağlı yerleşmelere köyden küçük kırsal yerleşme, köy altı yerleşmesi dedir. Türkiye'de bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yeraltı kaynaklarının dağınık halde bulunması ki bu köy altı yerleşmeleri baktığımızda daha çok hayvancılığa ve tarıma bağlı olarak kurulmuştur. Yani yeraltı kaynaklarının dağınık halde bulunması bu köy altı yerleşmenin kurulması ya da ortaya çıkmasına etkili olmamıştır. Yer şekillerinin engemeli olması, tarım alanlarının daha sınırlı olması, insanların orada uğraş olarak başka uğraşlara yani hayvancılık gibi uğraşlara yönelmesi, geçimini sürdürmek için bunu hayvancılıkla desteklemesi önemli bir faktördür. Devlet tarafından hazine arazilerinin dağıtılması ya da devlete ait arazileri kazanma isteği yine önemli bir faktördür. Örneğin işte zamanla ormanlık alanlar tahrip edilmiş, yerine fındık bahçeleri oluşturmuş ama o alanların tapusu bulunmamakta devlette de bazı dönemlerde bu arazileri satışa çıkararak ilk alma hakkını orayı kullanan kişiye vermektedir. İnsanlar da bunu bildiği için o alanları boş bırakmak istemez ve köy altı yerleşmelerini kurar. Mera alanlarının köy merkezine uzak olması. Örneğin bir mera alanı düşündüğümüzde A merkez diyelim ya da A köy diyelim. A köyünün mera arazisi oldukça uzakta. Buna yakın bir ne var? B köyü var. A köyünden burayı tabii kontrol altına tutmak için buraya köy altı yerleşmesi kuruyorlar. Çünkü B merkezi ya da B köyünde bulunanlar burayı kullanmaya başlayınca onlarda bir önlem alarak buraya yakın alanlarda bazı yerleşmeler kurmakta. Bu da bir etken. Aileler arasında anlaşmazlıklar, bağımsız yaşama isteği, bunun yanında ekonomik faktörler yine bu köy altı yerleşmenin kurulmasına etkili olmaktadır. A şıkkını burada etkili olmayan faktör olarak dikkate aldık. Doğru cevabımız da A şıkkı olmuş oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde besin piramidinin tabanını oluşturan üreticiler daha azdır? Bu üreticilerin daha az olması için iklimin uygun olmaması gerekiyor. Ya aşırı soğuklar ya da aşırı sıcaklık ve kuraklık burada önemli etkenleri oluşturmakta. Örneğin bir numarada ılıman okyanusal iklimin etkilerini görmekteyiz. Bu alanda nemli ve ılıman bir iklim olduğu için burada özellikle piramidin tabanında üreticilerin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında ikiye baktık. Buzlarla ve buzullarla kaplı dönem oldukça fazla. Grönland verilmiş. Bu alanda iklim koşulları olumsuz. Ki soğuk bir iklim olduğu için burada biz üreticilerin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. Yani daha az dediği için ben ikiyi burada almalıyım. Diğerine baktım 3 numara muson iklimi ki uygun bir iklim. İklim koşulları bakımından daha sıcak sıcak ortalama biraz daha yüksek olduğu bir iklim. O yüzden burada bunların daha fazla olma durumu söz konusu. Diğer noktada ise saman ikliminin görüldüğü alanlar ve yine kuzeyine doğru ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar olduğu için bu alanda üreticilerin yine fazla olduğunu söylüyorum. 5 numarada ise çöl ki çöller aşırı sıcaklık ve kuraktan dolayı çok fazla üretici görmediğimiz o alanda yine besin piramidinde bu üreticilerin daha az olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden 2 ve 5 daha az dediği için burada doğru olan alanlar oldu. Yani doğru cevap olarak da B şıkkını dikkate almış olduk. Aşağıda bazı doğa olayları ve bunların gerçekleşebileceği ülkeler verilmiştir. Tabloda numaralandırılmış doğa olaylarından hangisinin gerçekleşebileceği ülke yanlış eşleştirilmiştir. Volkanik patlamalar sonucunda can ve mal kayıplarının olması, özellikle Endonezya, Malezya, Filipinler gibi o çevrede bulunan ülkelerde görülen önemli bir doğa olayıdır. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklığın yaşanması, Büyük Sahra yani Kuzey Afrika'da bulunan en büyük çöl kısmında Libya Cezayir gibi ülkelerin yine oradaki varlığı tabi bu tür kuraklıkların yaşandığı alanlara örnektir. Ani sağanak yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların görülmesi, Bangladeş, özellikle Hindistan gibi ülkelerde yaz aylarında ani sağanak yağışlar nedeniyle bu olayları daha çok görmekteyiz. Yaz sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle orman yangını riskinin yüksek olması, Akdeniz havzasında bulunan İtalya, Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde yine bu tür doğa olaylarını görmekteyiz. Kış aylarındaki çok düşük sıcaklıklar ve buzlanma nedeniyle karayolu ulaşımını durdurması. Ki bu Endonezya'da olamaz. Çünkü Endonezya'da tropikal, ekvatoral iklim görülmektedir. Bu alanda biz bu doğu alaylarını görmüyoruz. O yüzden yanlış eşleştirilen kısım 5 numara Endonezya oldu. Yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık. İnsanların dinlenme, eğlenme, görme ve tanıma isteği turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Özellikle 1950 yılından sonra dünya genelinde turizm faaliyetleri hızlanmıştır. Bu faaliyetlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Ulaşım imkanlarının gelişmesi, insanların bir yerden başka bir yere daha kolay bir şekilde gitmesi turizmin gelişmesinde önemli bir özelliktir. Hafta sonu ve yıllık izin kavramlarının ortaya çıkması, insanların bu dönemleri başka alanlarda geçirme isteği yine etkili olmuştur. İnsanların gelir seviyesinin artması, alım gücünün artması ve bu şekilde turizme ayrılan yine bütçenin artmasıyla yine yoğunluk kazanmıştır. Tarımsal üretimde çeşitliğin artması ise turizmin gelişmesinde önemli olan faktörler arasında sayılamaz. Şehirleşme ile birlikte insanlardaki psikolojik ve bedensel yoğunun yorgunluğun artması yine etkili olmuştur. Çünkü o yorgunluğu atmak için insanların özellikle dinlenmek amacıyla turizm faaliyetlerine daha fazla katılma isteği söz konusu olmuştur. O yüzden bunlar içerisinde en az etkili olanın tarımsal üretme çeşitinin artması olduğunu yani D doğru cevap olarak dikkate alındığını söyleyebiliriz. İnsani gelişme endeksi dünya üzerinde eğitim, sağlık, özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı gibi konularda evrensel gelişimi de destekler ve hedefler. Bu amaçla hazırlanan insani gelişmişlik endeksi 0 ile 1 arasında değerlendirilir. Bu sıralamada değeri 1'e yakın olan ülkelerin insani gelişmişlik seviyesi yüksek olarak kabul edilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangilerinde insani gelişmişlik endeksi 1'e daha yakındır? Yani baktığımızda eğitim, sağlık, özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik ve gelir düzeyi okuryazarlık oranının daha yüksek olması gerekmektedir. Orta Doğu ülkelerinin dikkate aldığımızda Irak, İran, bunun işte kuvvet gibi ülkeler tabi bu alanlarda çok fazla gelişmemiş. Bu özellikler İskandinav ülkeleri bunların çok fazla geliştiği alanlar ve bire yakın olarak karşımıza çıkmakta İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeleri dikkate almaktayız. Orta Amerika ülkelerine baktığımızda Panama, işte Trinidad, tobakko yani bir sürü ülke var orada. Bunların gelişmişlik düzeyleri, insani yaşam endeksleri ya da insani gelişmişlik endeksleri tabii ki daha düşük çıkacaktır. Güneydoğu Asya ülkelerinde Hindistan, Pakistan, işte Endonezya, Malezya gibi ülkeler yine bunların e, gelişmişlik endeksi, insani gelişmişlik endeksi daha düşük çıkmakta. Orta Afrika ülkeleri zaten en düşük olanlar arasında sayılmaktadır. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bir doğal kaynağın geçmişteki ve günümüzdeki bazı kullanım alanları verilmiştir. Bu doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Konutların ısıtılması, buharlı makinelerin icat edilmesi, lokomotiflerde kullanılması, gemilerde enerji kaynağı olarak kullanılarak uzak mesafelere gidilmesi. Özellikle kalori değeri yüksek olan ve zamanında yakılarak yine enerji ve buna bağlı olarak farklı alanlarda kullanılan enerji kaynağımız taş kömürüdür. Ki taş kömür yakılarak bu şekilde değerlendirilmiş ve geçmişte de günümüzde de hala kullanımı dikkate alınan ve önemli olan bir enerji kaynağı olmuştur. Ki doğal gaz kısmında buharlı makinelerin icat edilmesi diyor o dönemlerde bunu görmüyorduk. Kaya gazı daha yeni. Uranyum zaten nükleer radyoaktif. Rüzgar ki yelkenlilerde kullanılabilir ama lokomotiflerde işte rüzgar gücüyle bir yerden başka bir yere gitme gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden burada doğru cevabımızı değişik olarak dikkate aldık. Aşağıdaki haritada bazı yerler renklendirilerek gösterilmiştir. Bu alanda sanayi kollarından hangileri bulunur? Bu alanlar içerisinde İstanbul, Bursa, bunun yanında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa gibi alanlarda pamuklu dokumaya ait sanayi testleri bulunmaktadır. Rafineri dediğimizde burada İzmit İpraş, bunun yanında İzmir Ali Ağa'da bulunmaktadır. Onları da dikkate aldık. Seramik porselen deyince Çanakkale Kütahya, Uşak gibi illerin yine bir nebze olsun Bilecik gibi illerin bu alanlar içerisinde ya da bu tarılı alan içerisinde yer aldığı için yine buna ait merkezlerin, sanayi testlerin bulunduğu söylenebilir. O yüzden üçüne de ait örnekleri burada görmekteyiz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangileri yanlış arazi kullanımına örnek gösterilebilir? İsveç'te yetişmesi uzun zaman alan meşe, gürgen, kayın gibi ağaçların sanayide ham madde olarak kullanımının kısıtlanması doğru bir arazi kullanımıdır. Bunun yerine daha kısa sürede yetişen ağaçların kullanılması tabii ki önemli bir e, doğal kaynak tüketimini sınırlandıran onun korunmasına yönelik bazı önlemlerin alındığı doğru arazi kullanımı örnektir. Endonezya'da yağmur ormanlarının kesilerek yerine palmiyağı üreten tarım alanlarının kurulması ki yağmur ormanları bu şekilde kalmalı ve orada oksijen yani dünyanın yine ciğerleri açısından, e, oradaki oksijen üretimi açısından bunun devamlılığı bizim için önemlidir. Bunların tarım alanı olarak kullanılması arazinin yanlış kullanılmasına örnektir. O yüzden 2'yi almalıyız. İsrail'in Arava Çölü'nde damla sulama sistemlerini kullanarak sebze üretim yapılması ki doğru bir kullanımdır. Çünkü o alandaki su kısıtlı ve bu suyu en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Bu da damlama sulama sistemiyle mümkün. Costa Rica'da tahrip edilen ormanların yerleşime açılmasının yasaklanması ve bu alanların tekrar ağaçlandırılması doğru arazi kullanımı çünkü o ormanların ya da ormanlık alanların orman olarak kalması gerekiyor. Burada yanlış arazi kullanımına 2. örnek olarak aldık. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dünya genelinde petrolün üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine taşınırken en çok tercih edilen ulaşım sistemlerinin başında tanker gemileri gelir. Bu nedenle özellikle tanker gemilerinin geçtiği boğaz ve kanalların günümüzdeki jeopolitik önemi artmıştır. Yukarıda söz edilen durum haritada numaralandırılmış su yollarından hangisinin önemini daha az etkiler? özellikle Orta Doğu'da bulunan petrolün Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı ile dışarıya çıkarıldı ve buradan Avrupa'ya gönderilirken Babül süveş Süveyş 3 numarada bulunan bunun yanında Cebeli Tarık'la Atlas Okyanusu'ndan yine bu alana ulaştırıldığı ülkelerin olduğunu söylemek mümkündür. Yani 4'te bulunan Hürmüz, 3'te bulunan Süveyş, 2'de bulunan Cebeli Tarık Boğazları bu yönüyle öne çıkan yerlerdir. Yine Basra Körfezi'nden çıkarılan petrolün özellikle Malakka Boğazı'yla Japonya ve Çin gibi ülkelere de ulaştırılması önemli su yollarından birisi olması açısından öne çıkmaktadır. Ancak bir numarada gösterilen Panama kanalı burada bu tür işte diğer verilen su yolları gibi önemli bir durumda olmadığı yani petrol taşınmasında tabii ki önemli olmadığı yoksa geçiş anlamında önemli bir alandır. Ama açıklamada petrol dediği için ben 2, 3, 4 ve 5'i alırken biri alamıyorum. O yüzden bunu daha az etkiliyor. Yani A şıkkı doğru cevabımız oluyor. İnsanlar beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların karşılanması için kullanılan doğal kaynakların ölçüsüne ekolojik ayak izlenir. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerden hangisinde ekolojik ayak izi daha büyüktür? 1 numarada Kanada, 2 numarada Çin, 3 numarada Brezilya, 4 numarada Angola, 5 numarada Avustralya verilmiş. Bu alanlar içerisinde, bu ülkeler içerisinde özellikle doğal kaynaklarını çok hızlı bir şekilde kullanarak ekonomik büyümeyi elde eden Çin'in bu ayak izine daha büyük bir şekilde sahip olduğu söylenebilir. Çünkü o alanda insanlar birçok doğal kaynağı tüketmekte ve yine sanayileşme ile birlikte termik olan santrallerin yoğun olması hava kirliliğini de arttırmakta ve doğal kaynakların hızla tüketimi de tabi çevreye zarar vermektedir. O yüzden Çin yani 2 numara B şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hegel'e göre gerçekte var olan Geist'tir. Geist, tez, antitez ve sentez aşamalarını içeren çatışmaya dayalı bir değişim içindedir. Hegel'e göre geist yani diyalektiğin birinci aşaması olan tez aşamasında olanaklar çokluğudur. Ruh olarak vardır. O halde şunları yazalım. Tez, antitez ve sentezi yazmaya çalışalım. Şimdi tez aşamasında hansı bir haldeymiş? Ruh halindeymiş. Peki ikinci aşama olan antitez aşamasında bu mutlak ruh kendini doğada gerçekleştirmiş mi? Evet hocam. O halde doğa halindedir. Peki doğa halinde olunca Kendisini yabancılaşmış mı? Evet. Bu çatışmanın sonucunda yani tez ve antitezin çatışması sonucunda sentez aşamasına geçecek ve burada kendini gerçekleştirecek ve kültür dünyası da oluşmuş olacak. Peki bu süreç değerli arkadaşım durağan bir süreç midir? Hayır bu hareketli olan dinamik olan değişimin olduğu bir süreçtir. O yüzden diyalektik diyoruz. O halde bu süreç diyalektiktir, değişimdir, statik değildir. Peki Gates nedir? Var olan her şeyin temelinde olan faktördür. Bazen bunun yerine tin kelimesini kullanıyor. Bazen ruh kelimesini kullanıyor. Bazen tanrı kelimesini kullanıyor. Hegel diyelim ve şıklara bakalım. Adana maddesel dünya tinin bir görünümüdür der miyiz? Deriz hocam. Nereden çıkardınız? E her şeyin temelinde Ges var mıdır? Geysin yerine de bazen tin kelimesini kullanıyor mu? Evet. Peki her şeyin temelinde tin olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki Hegel'e göre ruh maddeyi yaratmış mıdır? Evet. Her şeyin temelinde Geist olduğuna göre, Geist de ruh olduğuna göre Geist maddeyi de dış dünyayı da yaratmıştır. O halde bunu da eliyoruz ve Ceyhan'a geliyoruz. Değişimin yasası diyalektik midir? Evet. Peki nereden çıkarıyoruz? Tez, antitez ve sentez aşamalarından çıkarıyoruz. Peki Hegel idealizmin temsilcisi olabilir mi? Olabilir. Çünkü var olanların temelinde ruhu yani düşünceyi görüyor. E, i̇dealizmi kendisi de var olanların temelinde düşünceyi, ruhu görmüyor muydu? Görüyordu hocam. O halde buna da ulaşabiliriz. Peki geys statik bir yapıda mıdır? Değildir hocam. Bakın burada değişim halinde olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu değişim tez antitezin çatışması sonucunda sentez olur. Ve her sentezden sonra tekrar bir tez durumu söz konusu olur. O yüzden geys dinamik haldedir. Değişim halindedir. Statik yani duran halde değildir. Cevap net olarak edinilir. Yukarıdaki çatışma örnekleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalmaktadır? Öncelikle ne tür çatışmalar var onları yazalım. Yaklaşma yaklaşma çatışması, kaçınma kaçınma çatışması, yaklaşma kaçınma çatışması var. Peki şimdi bakalım. 1. Sınav puanı 2 bölüme de yeten öğrencinin tıp ve elektrik mühendisi arasında kalması. Şimdi her ikisini istiyor mu? İstiyor. O halde yaklaşma ve yaklaşma çatışması var her ikisini istiyor arasında karar veremiyorsa yaklaşma ve yaklaşma çatışması vardır. Peki ikiye bakalım. Arkadaşları ile ayrı evde yaşamak isteyen istediği için yaklaşma. Gencin ne yapıyor? Ailesinin tepkisinden çekiniyor. O halde de burada kaçınma var. Yani bir şey istiyor bir şeyden kaçınıyorsa biz buna yaklaşma ve kaçınma tepkisi ya da çatışması diyoruz. Peki devam edelim yurt dışındaki iş başvurusu kabul edilen bir kadının ailesinden ayrı kalmak istememesi. istememesi kaçınmadır. E yurt dışında iş başvurusunda bulunduğuna göre burayı istiyor. O halde yaklaşma ve kaçınma çatışması var. Bu ikisini hemen eleyelim. Ve dörde geçelim. Dörde geldiğimizde diş doktoruna gitmekten çekinen birinin diş ağrısına da katlanmak istememesi. Hem gitmek istemiyor hem de diş ağrısını çekmek istemiyor. Her ikisinden de kaçındığına göre kaçınma ve kaçınma çatışması diyoruz. Peki devam edelim. Televizyonda seyrettiği iki programın aynı gün ve aynı saatte yayınlanması kişinin seçim yapmakta zorluk çekmesi nasıl bir çatışmadır diyor. Her ikisinde istiyor mu aynı anda? E, mümkün mü? Değil. O halde yaklaşma ve yaklaşma çatışması var. E 1 ile 5'te aynısı olduğuna göre dışta neresi kalır? 4 kalır. O halde cevap Denizli'dir. Örneği verilen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? Köpeğe patini ver komutu verilip komuta uygun davrandığında ödül bisküvisi verilmektedir. Patini ver komutuna uygun davranmadığında ödül verilmemekte böylece istendik davranış öğretilmeye çalışılmaktadır. İstendik davranışın ödül ve ceza yoluyla öğretildiği öğrenme nedir? Koşullanma yoluyla öğrenmedir. Peki hangisi edimsel koşullanma yoluyla öğrenmedir? Bakın patini ver komutu veriliyor. Eğer yaparsa ödül yapmadığında ceza veriliyor. Bu bize edimsel koşullanmaya götürüyor. Çünkü edimsel koşullanmanın tanımı neydi? Ödüle ulaşmak ve cezadan kaçınmak için istenilen davranışın yapılmasıydı. Peki gizli öğrenme nedir? Gizli öğrenme örtük öğrenmedir. Kişinin farkına varmadan öğrenmesidir. Model olarak öğrenme gözlemleyerek öğrenmedir. Kavraş yolu öğrenme aniden öğrenmedir. Klasik koşullanma yoluyla öğrenme ise bu ödül kendisi peşin olarak verilir. Yani Patini ver demeden önce peşin olarak verilirdi. Edimsel koşullanmada ise davranış yapıldıktan sonra veriliyor. E parçaya baktığımızda davranış yapıldıktan sonra verildiği için biz de edimsel koşullanma yoluyla öğrenme işaretledik dedik. Cevap net olarak edinilir. Parçada açıklaması verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Bir değişiklik yapalım. Şıklardaki kavramları açıklayalım. Sonra parçaya gidelim. Egoizm ne olsa gideriz. Bencillik olsa hocam egoizme gideriz. Hedonizme haz olsa gideriz. Pragmatizm bireysel fayda varsa gideriz. Ulitarizm toplumsal fayda varsa gideriz. Peki eksistanalizm varoluşçuluktur. Eğer varoluşçuluk da insanın kendisine vurgu söz konusuysa insanın varoluşu özünden önce geliyor derse biz bu şıkka gideceğiz. Şimdi parçaya bakalım. İnsan eylemlerinin amacı hazza ulaşmaktır. İnsan tüm yaşamı boyunca haz elde etmeye çalışır. Diyor hazırlık varsa nereye gidiyorum? Hocam hedonizme gidiyorsunuz. Cevap Bursa'dır. Parçaya göre sivil toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Devletin siyasal yapılanmasından bağımsız, iktidar olma amacında olmayan baskı grupları oluşturarak Kamuoyu oluşturma gücüne sahip örgütlenmiş kesime sivil toplum denir. Sivil toplum kuruluşları kültür ve endüstri alanında gelişmiş demokratik toplumlarda gözlemlenir. Dernek, vakıf, sendika gibi yapılanmalar baskı grupları oluşturarak siyasal yönetimin aldığı kararlar konusunda yönlendirici olurlar. Şimdi ne söyleyebiliriz? Amaçları iktidar olmak mıdır? Değildir. Nereden çıkarıyoruz hocam? Buradan çıkarıyoruz. Peki devlet yapılanması içerisinde yer alır mı? Almaz. Nereden çıkarıyoruz? Bakın buradan çıkarıyoruz. Ki sivil demek devlet yapısının dışında yer almak demektir. Devam edelim. Bir çağdaşlaşma hareketi olarak nitelendirilebilir mi? Nitelendirilebilir. Nereden çıkarıyorsunuz? Gelişmiş toplumlarda görülmesinden, demokratik toplumlardan görülmesinden çıkarıyoruz. Demek ki sivil toplum demokratik toplumlarda, gelişmiş toplumlarda ve çağdaş toplumlarda görülen bir harekettir. Peki sınırsız özgürlük gibi talepleri var mı? Yok hocam parçada da böyle bir şey geçmiyor. Peki kamu görevini yerine getiren ücretli çalışanlardan mı oluşur sendika? Hayır gönüllü vatandaşlardan oluşur. Kamunun dışında yapılanır. O halde cevap net olarak Ceyhan'dır. Parçada anlatılan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir? Kimi kez toplumlarda manevi kültür öğeleriyle maddi kültür öğeleri birbirini tamamlayamaz. Toplumsal birlik bozulur. Toplumu bir arada tutan, onun kendi içinde bütünleşmesini sağlayan bağlar zayıfladıkça toplumsal yapıda çatlaklar meydana gelir. Yani çözülme meydana gelir hocam. O halde bu kültürel çözülmedir. E bütünleşme zaten olamaz. Burada bir çözülme var. Peki kültürleşme olur muydu? Kültürleşme iki farklı kültürün karşılaşması sonucunda her ikisinde değişmesidir. Böyle bir şeyden bahsettik mi? Hayır. Kültürel geçikme nedir? Kültürün maddi öğesi ile manevi öğesi arasında bir boşluk meydana gelmesidir. Burada maddi kültür hızla değişirken manevi kültür aynı hızla değişmez. Arada bir boşluk gelir. Biz buna kültürel geçikme deriz. Peki kültür emperyalizmi var mı? Bir kültürün başka kültürler üzerindeki yayılması ve aynı zamanda onları kendine benzetmesinden bahsettik mi? Hayır. O halde cevap net olarak Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir? Sosyolojik açıdan din diğer toplumsal kurumlarla aynı biçimde değerlendirilir. Sosyoloji toplumların ortak bir davranış örgüsü olarak pek çok çeşitliğe sahip olan din olgusundan ortak olanın dinin toplumdaki işlevinin ne olduğunu anlamaya odaklanır. Şimdi ne söyleyemeyiz? Geleneklerin devamını sağlar mı? Sağlar hocam. Peki toplumsal kontrol sağlar mı? Evet hocam. Bireyler arasında birlik ve danışma sağlar mı? Sağlar. Önemli bir harçtır huzur güven ortamının oluşmasını sağlar mı? Sağlar temel işlevleridir. Peki diğer kurumlara etkileyerek bireyleri her yönden kuşatma gibi bir işlevi var mıdır? Yoktur hocam o halde cevap edinedir. <laughs> Leyla'nın başvurduğu savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Savunma mekanizmalarına bir bakalım sonra parçaya geçelim. Ödünleme nedir? Ne varsa ödünlemeye gideriz. Hocam telafi varsa bir alandaki eksikliği bir başka alanla gideriyorsa Burada ödülleme vardır. Peki yüceltme nedir? Toplumun hoş karşılamadığı bir durumun hoş karşıladığı bir durumda e, gerçekleşmesidir. Mesela kavgacı olan birisinin toplum hoşlanır mı? Böyle birisinden keyif alır mı? Almaz. Daha doğrusu bu kişiyi onaylamaz diyelim. Peki bu kişi gidip bize boks şampiyonu olsa, karate şampiyonu da bize derece getirse toplum hoşlanır mı? Hoşlanır. Kişiyi yüceltir mi? Yüceltir. O halde böyle bir durum varsa yüceltmeye gidiyoruz. Yansıtma nedir? Kişinin kendisine var olan ama kabul etmediği bir özelliği başka bir kişi üzerinde görmesidir. Mesela dedikoducu olan birinin başkasını dedikoduculukla suçlaması bir örnek olarak verilebilir. Peki yer yön değişme nedir? Bireyin öfkesini asıl hedefe değil de başka bir hedefe yöneltmesi olaydır. Karşı tepki nedir hocam? Zıt tepkidir. Yani kişinin kendisine var olan duygu düşüncenin tam tersi davranmasıdır. Mesela birini çok kıskanıyordur ama ona ne diyor? Seni çok seviyorum. Bakın tam tersi davranıyor. Şimdi parçaya bakalım. Kardeşine bakması ve ev işlerine yardımcı olması için okula gönderilmeyen Leyla bu durumdan oldukça mutsuzdur. Kardeşine kızgındır. Ev işlerinden de hiç hoşlanmamaktadır. Ancak bu duygunun yarattığı rahatsızlıkla kardeşine çok sevecen davranmakta, ev işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır. Yani kendisinde var olan duygunun tam tersi mi davrandı? Tam zıttı mı davrandı? Evet, o halde cevap edinmedir. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine örnektir? aynı hastanede ve aynı poliklinikte çalışan iki doktorun prestiji birbirinden farklıdır. Prestij nedir hocam? Saygınlıktır. Bakın herkisi doktor olabilir. Herkisi aynı hastanede çalışıyor olabilir. Ama saygınlıkları birbirinden farklıdır. Saygınlıkları belirleyen bireyin kendisi, bireyin yaklaşımıdır, bireyin yetenekleridir, bireyin insanlarla iletişimidir. Bu onun saygınlığı belirler. Şimdi bakalım. Adana her statünün rolü farklı mıdır? Farklıdır. E, her ikisi de doktordur. Burada rolleri de aynıdır bir anlamda. Dolayısıyla bu olamaz. Peki statü genel olsa da prestij kişisel midir? Evet. Biz zaten prestijin saygı olduğunu ve kişiliğe göre kişinin kendisine göre değişkenlik göstereceğini söyledik. Yani şunu söylüyoruz. İkiniz de doktor olabilirsiniz ama birisi işinde iyiyse daha fazla saygı görür. Birisi iletişimi iyiyse, insanlara daha fazla ilgileniyorsa prestiji daha yüksektir. Peki diğerlerine de bakalım. Statüye bağlı prestij değişmez mi? Değişir. Mesela öğretmenin statüsüyle, doktorun statüsüyle, mühendisliğin statüsü aynı mıdır? Hayır. Peki bunlara göre saygınlıklar aynı mıdır? Değildir. O halde buna ulaşamayız. Bu ilgili bir örnek olamaz. Peki her statünün saygınlığı birbirinden farklı mıdır? Farklıdır parçada bundan mı bahsedildi ya da böyle bir açıklama var mıydı? Yoktu hocam. Peki toplumsal prestijin belirlenmesinde statülerin etkisi yoktur diyebilir miyiz? Yani saygınlıkta statünün etkisi yok mudur? Vardır hocam. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir? Önermeye bakıyorum. Her ikisini de bir arada tutan ne var hocam? Veya var. Bakın bu kısım ile bu kısmı bir arada tutan onlarda anahtar görevi görülen ana eklem veyadır. Yani tikel evetlemedir. Yani cevap Ceyhan'dır. Yukarıdaki diyagramı tam olarak ifade eden önerme çifti aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle diyagramlara bakalım. İki ayrı küme görüyor muyuz? Görüyoruz. Bu beni nereye götürecektir? Ayrıklığa götürecektir. Peki ayrıklığın anahtar kelimesi nedir? Hiçbir ve hiçbirdir hocam. Yazdık mı? Yazdık. Peki burada neyi görüyoruz? Tam girişimciliği. Tam girişimlikte edebi eser şiiri tam kapsar mı? Kapsar. Şiir neyle başlar? Bütünle başlar. Hatta bunu tam olarak yazalım. Bütünle başlar. Edebi eser ise bazıyla başlar. Hocam neyi kastediyorsunuz? Bütün şiirler edebi eserdir ama bazı edebi eserler şiirdir hocam. Peki bu yorumu yaptığımıza göre şıklara bakalım. Şıklarda neyle başlayacak? Hiçbirle. Hiçbir olmayanları eleyelim ve işe başlayalım. Hiçbir film edebi eser değildir. Bütün edebi eserler şiirdir. Hayır bazı edebi eserler şiir olacaktı. O halde bunu da ediyorum. Hiçbir film edebi eser değildir. Tamam. Bütün şiirler edebi eserdir. Bütün şiirler edebi eserdir. Doğrudur. Peki diğerine bakalım. Hiçbir film edebi eser değildir. Bazı şiirler. Hayır, bütün şiirler diyecekti. Edebi eser dolayısıyla bu da yanlış. Cevap denizi. Aşağıdakilerden hangisi deyişleme eklemi kullanılarak sembolleştirilemez? Değilleme eklemini hatırlayalım. Değilleme eklemini olabilmesi için ne olacaktı? Mez, maz olacaktı. Değil olacaktı. Olmayan olacaktı. Yani olumsuzluk ifade eden ifadeler olacaktı. Şimdi bakıyorum. 16 tek olmayan bir sayıdır. Değil alır mı? Alır. 20 sayısı ne 3'e ne de 8'e kalansız bölünebilir. Burada sız beni nereye götürecektir? Değile götürecektir. O halde eleyelim. Düşünmeyen insan yoktur. Meyen derken olumsuzluk var. Ele gitsin. Sayılar matematiğin konusudur. Herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok hocam. O halde cevap Denizli'dir. Peki şuna da bakalım. Mantık zor değildir. Değil ve nereye götürecektir? Değil eklemine götürecektir. O halde cevap net olarak Denizli'dir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. Parçada ise önceki kavimler peygamberlerine duydukları sevgi ve bağlılıkta ölçülü hareket etmedikleri için peygamberlerine insanüstü özellikler nispet etmişler ve onları ilahlaştırmışlardır. Yani peygamberlik özelliğinin dışına çıkarmışlar. İnsanlıktan dışına çıkarmış, ilahlaştırmışlar. İslam dini bu durumun önüne geçmek için peygamberlerin de birer beşer yani bizim gibi insan olduklarına sıkça atıfta bulmuş, yani hatırlatmış. Fusilet suresinin 6. ayetinde de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim yani sizin gibi bir insanım buyurarak bu konuya vurgu yapmış. Şimdi burada neden bahsediyor? Peygamberler de bizim gibi bir insandır diyor. Dolayısıyla peygamberlerin insan özelliğinden bahsetmiş. A seçeneğinde peygamberler de tıpkı bizler gibi insan özelliklere sahiptir. Bundan bahsediyor. Peygamberleri sıradan insanlardan ayıran en önemli özellikleri onların vahiy almalarıdır. Doğru ancak burada vahiy aldıklarından bahsetmiyor. İnsan yönü vurgulanıyor. Dolayısıyla bu değil. İnsanların doğru yola ulaşması için peygamberlerin rehberliğine ihtiyaç duyar. Doğru. Ancak burada insanları doğru yola bulması gibi durumdan bahsetmediği peygamberin özelliğinden bahsediyor. Peygamber sevgisinin eksik olması inancın tam olarak gerçekleşmesini engellemektedir. Burada peygamber sevgisinden de bahsetmedi. Dolayısıyla bu değil. Kur'an'ın nazil olmasıyla birlikte önceki peygamberlerin peygamberlikleri geçersiz kılınmış deniyor. Hayır burada ondan öyle bir şeyden bahsetmedi. Yani Kur'an gelmesiyle birlikte diğerlerin peygamberlikleri geçersizdir gibi bir şey söylemiyor. Bunlar yanlış. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlere örnek olarak gösterilemez diye sormuş. Parçalı ise peygamberler en çok şirk inancıyla mücadele etmiştir. Şirk yani Allah'a ortak koşma. Bu inanç biçimine günümüzde poz politeizm de denilmektedir. Yani tek bir tanrıya değil birden çok tanrıya inanmak. Politeizmde her biri farklı özelliklere sahip birden fazla tanrının varlığı kabul edilmekte. Yani biri havadan, işte biri dünyadan, biri başka şeylerden sorumlu gibi. Bu düşünceye göre ay tanrısı, güneş tanrısı, bereket tanrısı gibi pek çok sayıda tanrının varlığından söz etmek mümkündür. Ancak İslam inancında bu düşünce pek çok ayet ile reddedilir. Neden? Çünkü Allah birdir, tektir. Yani buna ne diyoruz? Tevhid inancı diyoruz. Dolayısıyla Ayetler bununla ilgili olması lazım. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök bunların düzeni kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlarda münezzeh, yani onların çoklu Tanrı inancından farklıdır. Tek burada neden basmış? Allah'ın bir olmasından, yani tevhidden basmış, bu olur. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başkası yok. Yine tevhidlerin Allah'ın birliğinden bahsediyor. Mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Yani onun bir ortağı yok. O tektir. O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Yine Allah'ın bir olması, tek olması tevhidden bahsetmiş. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirtmişler mi? Yani belirtmiş miyiz onlara? Birden ondan başka ilahın olduğunu. Yine burada Allah'tan başka ilahın olmadığı, yani tek olduğu vurgulanmış oluyor. Yine tevhidden bastmış. E seçeneğinde Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef yani sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer kötülük de kendinedir. Burada insanların yaptıklarından sorumlu olması iyi ya da kötü. Burada sorumluluktan bahsetmiş. Dolayısıyla bu değil. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu hadisten hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabileceği sormuş. Hadis-i ise insan ölünce üç şey dışında ameli kesilir sadakayı cari yani faydası kesintisi sürüp giden sadaka. Yani öyle bir şey yapacağım ki sürekli devam edecek. Mesela okul yaptıracağım veya cami yaptıracağım, çeşme yaptıracağım gibi insan ne yapacak? Bundan faydalanmış olacak. Kendisinden faydalanan ilim yani yapmış olduğu bir eser bırakabilir ya da bir şey buluş yapmış olabilir. Kendisine dua eden hayırlı evlat. İşte bu şeyler ne yapıyor? İnsana sevap kazandırmaya devam ediyor. Şimdi hangilerine ulaşılır? İslam dini ...ilmi çalışmaları teşvik ettiğini görüyoruz. Çünkü eğer bir şey faydalı bir ilim ortaya koyarsa... ...sevabı devam ediyor. Dolayısıyla bu olur. Sağlam bir iman için ahlakın da güzelleştirilmesi şarttır demiş. Şimdi ahlakın güzelleştirilmesi gibi bir şeyden bahsetmiyor bu değil. Peygamberimiz insanların sosyal duyarlılık sahibi olmalarına önem veriyor. Sadaka-i cariye bu yani. İnsanların faydalanabileceği bir eser ortaya koymak... Dolayısıyla bu da sosyal duyarlılıkla ilgili. O zaman bu da olur. Bu durumda 1 ve 3 doğru cevabımız C seçeneği. Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle daha çok desteklenebilir diye soruluyor. Parçada ise insan dünyada gelişigüzel bir yaşam sürsün diye yaratılmamıştır. Akıl ve irade ile donatılan insan davranışlarından sorumlu tutmuştur. Yani bu dünyada yapmış olduklarından sorumlu tutacak. Ölüm bir yok oluş değil, ebedi ve daha gerçek bir yaşamın başlangıcıdır. İnsan ahirette bu dünyadaki amellerinden mutlaka hesaba çekilecektir. Bu nedenle dünyadaki yaşamına dikkat etmeli, hesabını veremeyeceğimiz tutumlardan sakınmalıyız deniyor. Şimdi burada insanın sorumluluğundan bahsediyor. Dolayısıyla ayette sorumlulukla ilgili olması lazım. A seçeneğinde yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yani bu dünyada yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz bu sorumlulukla ilgili. O zaman bu olur. De ki sizin kendisinden kaçıp durmuş olduğunuz ölüm var ya mutlaka size ulaşacaktır. Bu ölüm ecelle ilgili. Onların arkasında tekrar dildecekleri güne kadar devam edecek dönemlerine engel bir perde vardır. Bu kabir hayatı ile ilgili yani berzahtan bahsediyor. D seçeneğinde kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların çoğu buna inanmaz. Burada da kıyametten bahsetmiş. Yani hesap vermekten bahsetmiyor. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlardı ki, onun bilgisi ancak Rabbinin katındadır. Onun vaktinde, onu vaktinde ancak o yani Allah ortaya çıkaracak. Yine burada da kıyametten bahsetmiş. Yani insan hesap vermesinden bahsetmiyor. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada vurgulanan kavramın aşağıdakilerden hangisi olduğu soruluyor. Parçada ise Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu dönemlerde herhangi bir konuda ihtilaf olduğunda bu konu Peygamberimiz tarafından kesin bir şekilde çözüme kavuşturur. Yani bir sıkıntı, bir problem varsa, ihtilaf varsa Peygamber Efendimiz'e götürülür. Peygamber Efendimiz de bunu çözümlüyor. Ancak Peygamberimizin vefatından sonra herhangi bir dini meselenin çözümü de fikir birine varmak, kolay olmalı. Çünkü götürecek birisi yani tek bir kişi yok. Zamanla bazı metotlar geliştirilmiş oldu. Bunlardan biri de herhangi bir asırda müçtehit düzeyindeki İslam bilginleri yani İslam alimleri tarafından bir konunun dini hükmü üzerine ittifak etmesi kural oldu. Yani bir mesele var, çözümü var. Birden çok kişi bu meseleyi ne yapıyor? Çözümlüğe çalışıyor ve bu kişiler aynı şeyde birleşiyorlar. Yani ittifak ediyorlar. İşte aynı şeyde birleşmeden dolayı buna icma deniyor. Dolayısıyla demek ki burada icmadan bahsetmiş. Buna göre Kur'an ve sünnette açıkça hükmü bulunmayan bir konuda çok yüksek düzeyde İslam bilginlerinin yani bu İslam ait bilgileri sahip olması lazım. Yüksek düzeyde. Yine Kur'an ve sünnetin özüne aykırı olmayacak biçimde fikir birliğine varmış olmaları gerekiyor ki buna icma denmiş olacak. Bu şekilde ulaşılan konsensüs Müslümanlar tarafından benimsenen bir kural niteliği taşımış olduğu ifade edilmiş. Yani icma. Kıyas benzer şeylerden hareketle başka bir hüküm çıkarmak. Hikmet bilgelik demek. Burada vurgulanan şey ne? Diğer İslam alimlerinin de aynı fikirde buluşması dolayısıyla bu değil. Doktrin demek öğre şey, öğreti demek. Yani bir kişinin öğretileriyle ilgili durum demek. Dolayısıyla burada öğretiden bahsetmiyor. Sadık haber demek ayet ve hadislerden bize ulaşmış olan bilgiler demek. Dolayısıyla bunlardan bahsedilmiyor. Burada bahsedilen şey icma. Doğru cevabımız A seçeneği. Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır diye sormuş. Alevilik Bektaşilik'te en önem verilen, en çok önem verilen uygulamalardan biri. Uygulama. Bu uygulamada Allah'ın güzel isimlerinden herhangi biri zikredilerek, anılarak, söylenerek ayakta büyük bir aşkla dönülür. Şimdi Alevi Bektaşilik'te bu dönmeye ne deniyor? Semah deniyor. Bu uygulamada kadın erkek birlikte ilahi ve değişler eşliğinde ellerini gökyüzüne doğru uzatarak hakkın birliğini yani Allah'ın bir olduğunu, tek olduğunu anarlar, zikrederler. Bu semahtan bahsedilmiş. Cem demek bir araya gelmek demek. Şimdi burada bir araya gelmekten daha ziyade semah uygulamasından bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. Sema Mevlevilikte ver. Alevi bir Bektaşilikte değil. Dolayısıyla bu değil. Gülban demek doğa demek. Dolayısıyla burada dua etmekten bahsetmiyor. Müsaiplik ise yol kardeşliği demek. Dolayısıyla burada yol kardeşliğinden bahsedilmemiş. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Çağ felsefesinin özelliklerinden biri değildir? Orta Çağ felsefesi milattan sonra 2. yüzyılda milattan sonra 15. yüzyıla arasında kalan dönemdir ve düşünce tarihinin en uzun dönemidir. Peki hangisi özelliği değildir bakalım? İnsan merkezi bir felsefe midir? Değildir hocam. Din merkezi bir felsefedir. Net olarak cevap Adana'dır. Ama diğer şıklara da bakalım. Öte dünyasal bir ilgi söz konusu mudur? Ahiret temelli midir? Din temelli midir? Evet hocam. Peki ahlak mutluluğun aracı değil. Dinin bir parçası mıdır? Evet hocam. Antik Yunan düşüncesini miras olarak almış mıdır? Almıştır ama kendi çıkarlarına göre yeniden yorumlamış ve değiştirmiştir. Peki insanın doğayla değil Tanrı'yla ilişkisi üzerine düşünülmüş müdür? Evet hocam o halde cevap Adana'dır. Parçada eleştirilen düzen aşağıdakilerden hangisine dağıldır? Liberal kapitalist sistemlerin insanlar arasında adaletsiz bir gelir dağılımına yol açmasıyla toplumsal barış olumsuz yönde etkilenmiştir. Özellikle ekonomide serbest girişimciliğin oluşturduğu işverenler gittikçe zenginleşmiş, işçiler ise yoksullaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla böyle bir sistemin ideal bir düzen olamayacağı anlaşılmıştır. Bu eleştiri kimin tarafından yapılmaktadır? Sosyalizm tarafından yapılmaktadır. Kime karşı? Liberalizme karşı. Liberalizm neyi savunur? Özgürlüğü. Bakın burada serbest girişim derken özgürlüğü temel almıştır. Peki bu özgürlük ne yapmış? Toplumsal barışı olumsuz yönde etkilemiş. Zenginleri daha fazla zengin yapmış. Fakirleri daha fazla fakir yapmıştır. O halde eleştirilen düzen nedir? Özgürlük temelindeki liberalist yaklaşımdır. Cevap Bursa'dır. Günümüz dünyası eleştirel düşünebilen, araştırma yapan, bilgiye ulaşan, teknolojiye aşına bireyler talep etmektedir. Bu talebi gerçekleştirmeyi amaçlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim kurumunun kendisidir. Eleştirel düşünmeyi, araştırma yapmayı, teknolojiye aşına bireyleri yetiştirecek kurum eğitimin kendisidir. Cevap da Ceyhan'dır. Bazı kadınlar öğretmen değildir önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? Ters döndürmenin dört temel kuralı vardı. Ancak biz bunun kısa yolunu söylemiştik. Neydi hatırlayalım? Erol, motor, satar olacaktı. Ne demek hocam bunlar? E'den O'ya, O'dan O'ya, A'dan A'ya gidecektik. I'nın da ters döndürmesi yoktu. Peki bu nasıl bir önermedir hocam? Bazı kadınlar öğretmen değildir. Tikel olumsuz bir önermedir. Yani O'dur. Peki ne yapacağız? O'dan O'ya gideceğiz. O halde yazıyorum bazıyı en başa yazıyorum. Sonunda da değildir olacak. Ortayı doldurmaya başlayacağız. Nasıl dolduracağız? Biz bu öğretmenin ters halini özne yapacağız. Kadınların ters halini de değerli arkadaşım ne yapmış olacağız? Yüklem. Söylüyorum şimdi. Bazı öğretmen olmayanlar. Bakın öğretmen olmayanlar. Yazı dehşet. Kadın olmayan değildir. Kadın olmayan değildir. Peki nerede var bu hocam? Bakalım denizde var. Bakın bazı öğretmen olmayanlar kadın olmayan değildir. Ters döndürmemizi denizde bulduk. Peki Adana hocam burada bir kere yer değiştirmemiş ele gitsin. Peki Bursa? Bursa zaten tikel olumdur. T tikel olumunun ters döndürmesi yok. Peki Ceyhan bazı öğretmen olmayanlar kadın olmayandır demiş. Olmayan değildir diyecek. Değili eksik o yüzden olamaz. Edirne'ye bakalım. Bazı kadın olmayanlar bir kere değiştirme yapmamış. Ters döndürme için ne yapmamız gerekiyordu? Yüklemi özne özneyi de değerli arkadaşlar yüklem yapacaktık. Ama ters halini. Düz döndürmede ters halini almıyoruz. Ters döndürmede ters halini alıyoruz. Cevap denizlidir. Aşağıdakilerden hangisi davranış bozuklarının psikolojik nedenlerinden biridir? Davranış bozukları bireyin içinde bulunduğu kültürün tipik beklentilerine uymayan, toplumun geneline oranla daha seyrek görülen kişinin kendini kötü hissetmesine ve hayat akışının bozulmasına sebep olan bozulma şeklinde tanımlanabilir. Davranış bozuklarının pek çok nedeni var. Diyor ki psikolojik nedeni bulun. Yani bireyin kendisinden kaynaklanan nedeni bulun diyor. Bulalım. Uzun süreli ekonomik sorunlar yaşama bireyin kendisinden kaynaklanmaz, toplumsal bir durumdur. Yani dış bir faktördür biz psikolojik faktörü yani içsel faktörü arıyoruz. Devam edelim. İş sebebiyle yaşanan kronik uykusuzluk yine dıştır. Peki işsizlik yine dıştır. Peki bireyin çocuklukta sevgi ve güven ihtiyacını karşılayamaması bireyin kendisinden mi kaynaklanır? Evet hocam. O halde bu psikolojik bir bozukluğun nedeni olabilir mi? Olabilir. Peki yedine de bakalım birinci derecede yakınlarında görülen psikotik rahatsızlıkların olması dış bir faktöre girer. Kişinin direkt kendisinden kaynaklanmaz. O yüzden cevap denizlidir. Bu durum Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca genç gelecek hedeflerini ekonomik sistemin nitelikli iç gücünü talep etmesiyle şekillendirmekte, üniversite mezunu olarak sektörde yer almak istemektedir. Yeterli ekonomik yatırım yapılırsa nitelikli iş gücü kalkınmanın bir parçası olacak, yapılmazsa işsizlik sorunu ile mücadele edilecektir. Peki neyle açıklayabiliriz bu durumu? Toplumsal kurumların birbirini etkilemesi ve birbirinden etkilenmesi olarak açıklayabilir miyiz? Kesinlikle evet. Hocam bu kadar basit mi? Basit. Bakın açıklamaya çalışalım. Nitelikli iş gücünü sağlayan nedir? Eğitim kurumudur. Peki bu nitelikli iş gücü sonucunda üniversite mezunları ekonomik de yer alacaklar mı? Evet, alacaklar. Peki ekonomideki bu nitelikli iş gücü gereken şey sağlarsa kalkınma meydana gelecek mi? Gelecek. Eğer olmazsa İşsizlik meydana gelecek ve siyaset kurumu bundan kötü bir şekilde etkilenecek. Aynı zamanda aile kurumu bundan kötü bir şekilde etkilenecek. O halde cevap net olarak Adana'dır diyorum. Değerli arkadaşlar sorumu burada sonlandırıyorum.